ne kadar hassas bir suni bir denge üzerinde durduğunu, zannedilenin aksine çok güçlü olmadığını, güçsüz olduğunu, her an bir iktidarı ve gücü, elinde tuttuğu kudreti kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu somut olarak göstermesi bakımından da önemli. Şimdi buna denilebilir ki işte takdiri ilahi. Kuşkusuz o da var, inananlar için bu da var. İşte ne diyelim, işte vakti geldi denir ya, takdiri ilahi. Salt o değil. Çok ciddi bir psikolojik baskı altında tutuluyor. Ana haber bülteninde söz ettin. Kaç kere kesilmiş sözü? Çok. Yalçın Doğan tek tek yazmış. Yalçın abi yazmış. Yalçın aşkın, Doğan yazmış. 20'ye aşkın da herhalde. 20'ye aşkın şekilde sözü kesiliyor. Saldırılıyor. Hakaret ediliyor. Küfür ediliyor. Laf atılıyor. Ve bu psikolojik baskı altında kalan Hasan Bitmez kalp krizi geçiriyor. Ya da beyin kanaması geçiriyor. Yani ölüm raporunu tam bilmiyorum. Yani ancak bugün Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkan Vekili'nin söylediğine göre bir kalp krizi geçiriyor kürsüde. Düşünce de kafasını çarpıyor. Yani daha da durumu ağırlaşıyor. Belki ardından beyin kanaması geçirdiği söylenebilir. 20 kere bir insanın sözünün kesilmesi ve sürekli laf atılması orada şiddetli bir gerilim altında bu konuşmayı yaptığını gösteriyor. Ve zaten görüyoruz sözlerini zor bitiriyor. Tekrar şeyin başına dönersek. 20 demeyeyim ama yani 20'yi çünkü tam olarak vermemiş ama pek çok yerde yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Asıl size lazım vicdan azabı, cehennem azabından kurtulamayacaksınız. Yürü siz öyle olacaksınız. Bu sürekli konuşmasının arasında müdahaleler var. Bu yazıklar olsun sana lafının arkasında ne var biliyor musunuz? Olay şu, sen bizdensin diyor ona. Tabii tabii. Hasan Bitmez'e sen bizdensin, sen ya Müslümansın, bak sen diğerleriyle birlikte bize saldırıyorsun diyor. Nerede Erbakan yani, Hoca'nın nezaketi, nerede sizin nezaketiniz diyor. Nezaket istiyor. Nezaket istiyor. Sen kalkacaksın herkese pislik, çöplük diye saldıracaksın. Ağzına gelen her hakareti yapacaksın. Terör örgütü dediğim bir örgütün liderleriyle ana muhalefet partisi genel başkanlığı aynı karede montaj videoyla meydan meydan göstereceksin. Bundan yüksünmeyeceksin. Burada bir nezaket aranmayacak bu toplumda. Her türlü hakareti. Şimdi saysak Rütük bize ceza keser. Şimdi bunları söyledikten sonra kalkıp nezaket istemek yani hakikaten çok ironik bir tutum. Bir bu. İkincisi orada şu var. Yani yazıklar olsun sana da ya sen bizdensin. Sen bize karşı niye böyle bir tutum içindesin? Bak sen başkalarıyla, laiklerle, sekülerlerle işte bizim din düşmanlarıyla berabersin diye örtük olarak ifade ediyorlar. Hayır, Hasan Biçer onlardan değil. Bitmez onlardan değil. Hasan Bitmez onlarla değil. Söylüyor zaten. Yanıldıkları bu. Kendi savruldukları yerin farkında değiller. Dinci, faşist bir klik haline gelmişler. Dar bir klik haline gelmişler. İktidarı ve gücü, kudreti, iktidar kudretini eline geçirdikleri için büyük bir ülkeyi bir baskı altında tutarak totaliter rejim inşa etmeye çalışıyorlar. Olay bu. Hasan Bitmez onlarla birlikte değil, bunun farkında değiller. Ve şu da çok açık ki Hasan Bitmezlerin varlığı onların propagandasını kıran en önemli etken. Çünkü Hasan Bitmez orada ya, CHP'ye bu nedenle din düşmanı diyemiyorlar. Muhalefete din düşmanı diyemiyorlar. Sola bizim değerlerimize hakaret ediyorlar, saygısızlar diyemiyorlar. Diyemezler çünkü bu gerçek değil. Bunlardan hiçbiri din düşmanı değil, hiçbirisi. Onu bırakın yani hiçbirisi, onun yanı sıra dünyada hiçbir sosyalist rejim de din düşmanlığı yapmadı zaten, yasaklamadı. Vicdan özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü sağladı. Bunların desteklediği, AKP iktidarının desteklediği Zelenski yönetimi ki bir soytarıdır, tam bir soytarıdır. Kendi Yahudi kökenli olmasına rağmen Yahudi soykırımcılarının doğum günlerini ulusal gün ilan edecek kadar bir kendi hayatına ihanet eden bir soytarıdır o. Tam bir neonazidir. Neonazi hayranıdır. Yani kendi efendisine hayran, kendi efendisine aşık olan bir uşak gibidir Zelenski. Ya Kırım'da camileri kapattı. AKP iktidarının dostu ya. Kırım'da camileri kapatmış. Kırım'da Türkçe konuşmayı yasakladı. Referandumda Kırım Rusya'ya bağlandı. Rusya Federasyonu'na 2014'te bağlandı. Hem de %99'a varan bir çoğunlukla üstelik bunu yaptı. Yani bu AGİT'in ve uluslararası gözlemcilerin de son derece demokratik bir referandum dedikleri bir referandumla bu yapıldı. Çünkü başka türlü olamazdı.
Halkın tamamı Rus ve Türklerden oluşuyor. Yani %15 kadar Türk var, gerisi Rus çünkü bunların. Zamanında Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna'ya bağlanmış. Ama Kırım ve şey Sivastopol vesaire tarihsel olarak Rus kentleridir ya da Türk. Daha önce Türk kentleridir. Evet. Türklerin ve Rusların birlikte yaşadığı bir bölgedir. Şimdi ama Kırım'da ne var? Bütün tabelalar çift dilli. Rusça ve Türkçe. Başkentin adı yeniden Bahçesaray oldu. Camiler açıldı. Beğenmedikleri o Rusya yönetimi 11 tane yeni cami yapmış şeyde. Kırım'da. Şimdi böyle bir hikaye. Bu hep bir yalan üzerine kurdular bunu. Saadet Partisi'nin varlığı nasıl ki Millet İttifakı'na yönelik dinci ve mezhepçi bir propagandanın önünü kestiyse, Hasan Bitmezler'in bu tür samimi Müslümanların varlığı da, ki bir kez daha altını çiziyorum, bu ülkede Filistin için 2023 Türkiye'sinin Aralık ayında Filistin için bir kişi öldü. Bir kişi hayatını feda etti dayanışma için. O da Hasan Bitmez'dir. Hasan Bitmez o nedenle son derece yüksek bir saygıyı hak ediyor. Ama Hasan Bitmez'lerin varlığı Türkiye'nin muhalefetine karşı çirkin, mezhepçi, ayrımcı, dışlayıcı bir propagandanın önünü kesiyor. Bizim kalbimiz bugün şeydeydi ya, Fatih Camisi'nin avlusunda attı. Oradan canlı yayın yaptık, cenaze törenini baştan sona yayınladık ve orada Hasan Bitmez'in ailesiyle, yakınlarıyla, yoldaşlarıyla, yol arkadaşlarıyla da acısını paylaştık. Buradan siyasete geçelim mi? Tabii. Dün aday